Merhaba arkadaşlar. Bu video dersimizde Corel 16'da Blend uygulamasını göreceğiz. Ben hemen göstermek için iki obje çiziyorum. Bir kare, bir de yuvarlak. Blend nedir? Blend bir objeden hedef objeye şekil değişikliğini otomatik olarak yapan ve renk değişikliğini otomatik olarak yapan bir harmanlama uygulamasıdır arkadaşlar. Toolbar'ımızda alttan 5. kutucuk, hemen sağ alt köşesindeki oka tıkladığınızda diğer uygulamalar da karşınıza çıkıyor. En üstteki uygulama Blend uygulaması, ona tıklıyoruz. Objemizden alıp diğer objemize hedef gösteriyoruz. Zaten kılavuz harmanlama hemen karşımıza çıkıyor. Mouse'umuzun sol tuşunu bırakıyoruz ve Blend uygulamasını bitirmiş oluyoruz arkadaşlar. Daha sonra editöründen çeşitli işlemler yapabiliriz. Renk verelim. Sarı yapalım. Kontürlere atabilirsiniz veya tekrar koyabilirsiniz. Burada arkadaşlar aradaki harmanlama sayısını, aradaki objeleri artırabilirsiniz. Bu sayıya baştaki ve sondaki, yani ilk belirlediğimiz objeler dahil değildir. Eğer bu arada 18 obje görünüyorsa, bu toplamda baştaki ve sondaki ile beraber toplamda 20 obje var demektir arkadaşlar. Buradan aradaki objeleri döndürebilirsiniz. Gördüğünüz gibi. Bu aradaki objeleri döndürdüğünüzde loop blend, yani döngü editörü aktif hale gelir. Döngü editörünü aktif hale getirdiğinizde arkadaşlar size uyguladığınız blend'in döndürdükçe gördüğünüz gibi bir döngü yaratır. Eksi uygulama yapalım. Gördüğünüz gibi bir ovallik, bir döngü yaratıyor. Bunu 360 derece yapalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi döngümüz daha farklı bir hale geldi. Eğer döngü editörü eğer aktif değilse, buradaki yapacağınız döndürme işlemi aradaki objeleri döndürme işlemini yapar arkadaşlar. Bu da size Blend uygulamasında oldukça kolaylık sağlayan bir editör. Aradaki renkleri, başlangıç ve sonuç değişmemek üzere aradaki renklerin armonisini buradan ayarlayabilirsiniz. Lineer bir armoni sağlar. Renk armonisi. Bu saat yönünde bir renk armonisi. Bu da saat yönünün tersine bir renk armonisi sağlar arkadaşlar. Burada gördüğünüz de ivmedir. Buradaki kilit aktif olduğu sürece burada hareket ettireceğiniz çubuklar, obje ve renk çubukları otomatik olarak beraber hareket eder. Ama eğer kilidi deaktif ederseniz objelerin ve renklerin ivmelerini gayet rahat bir şekilde değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Aynı zamanda bu işlemi buradan da yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi son derece basit. Ortaladık. Size ivmesi obje ve renk ivmesi sağa veya sola
dayalıyken daha kolay fark edebilirsiniz. Bakın iğmeyi kaldırıyorum. Yani ebat iğmesini kaldırıyorum şu anda. Deaktif hale getiriyorum. Gördüğünüz gibi yuvarlaklık yaklaşık buralarda başlıyor. İğmeyi koyduğumda yuvarlaklık daha erken başlıyor arkadaşlar. Objeyi biraz daha ve rengi biraz daha iğmesini hareket ettirirsek yuvarlaklık biraz daha da erken başlıyor. Şimdi kare objemize dikkat edelim. Ebat ivmemiz aktif durumda. Gördüğünüz gibi arkadaşlar başlangıç yani kare objemize yaklaştıkça ivmemizi o tarafa doğru hareket ettirdikçe kare oluşumu daha yavaş oluyor. Daha yavaş ve daha fazla objede görebiliyorsunuz. Bunları yine sıfır hale getirdiğimizde de her iki tarafta da eşit bir uygulama var arkadaşlar. Map Notes ve Split. Map Notes arkadaşlar şurada gösterirsem sanırım daha kolay anlayacaksınız. Bir artı işareti yapalım. Bir de buna zıt daha oval olan bir kalp yapalım arkadaşlar. Blend uygulamasını yapıyoruz. Gördüğünüz gibi otomatik olarak çok köşeli bir objeden daha oval bir objeye geçişte otomatik olarak bir karışıklık yarattı. Corel bunun için Map Notes'u yaratmış arkadaşlar. Tıklıyoruz ona. Ve bize Map Notes biliyorsunuz kelime anlamı harita noktaları. Bize son objenin bitiş objesinden birkaç nokta gösteriyor. Referans noktası. Bunlardan herhangi birine tıklayıp tıkladıktan sonra ilk objemizde de noktalar beliriyor. Hangisini referans almasını istiyorsanız ona tıklıyorsunuz. Gördüğünüz gibi biraz daha düzeldi. Bu Map Notes editörünü hepsinde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bir de buna tıklıyorum ve bunu referans noktası olarak gösteriyorum. Gördüğünüz gibi ilk uygulamadan sonra Map Notes kullanarak Blend uygulamamızı daha kabul edilebilir bir hale getirdik arkadaşlar. Split ne demektir? Split arkadaşlar bunu silelim biraz önce uyguladık. Tekrar hemen bir blend yapalım. Blend uygulaması. Evet. Bunu da 12 yapalım. Çok oldu. 12 yapalım arkadaşlar. Evet. Split arkadaşlar aradaki objelerden herhangi bir tanesini seçtiğinizde ara obje olur arkadaşlar. Ara kilit nokta gibi. Gördüğünüz gibi seçtim. Artık bu ara noktada ki objeye istediğinizi yapabilirsiniz. Baştaki ve sondaki artık birbirlerini etkilemezler. Baştaki split olarak belirlediğiniz, kestiğiniz objeye doğru bir harmanlama yapar. Sondaki de arkadaşlar ortada belirlediğiniz, split olarak belirlediğiniz objeden harmanlama yaparak sonuca ulaşır. Bunu istediğiniz gibi hareket ettirebilirsiniz. Fakat artık bu blend uygulamasında bir ivme söz konusu olamaz. Ne renk ne de objeler konusunda ivme uygulaması yapamazsınız. Aynı zamanda objeleri döndüremezsiniz de arkadaşlar. Ama bu uygulamayı en çok nerede yapacaksınız? Yaprak yaparken ya da şişe yaparken size inanılmaz şekilde yardımcı olacak. Gelelim diğer editöre.
Tekrar objelerimizi çizelim. Pardon. Evet. İşaretliyorum. Arkadaşlar, new start show, start new end, show end. Bunlar yeni bir başlangıç. Başlangıcı göster, yeni bir son, sonu göster. Daha çok bu şeyi, bu editörü pek çok objeli bir Blend'de, karışık bir ortamda, başlangıç ve sonu göremediğiniz durumlarda uygulayacaksınız arkadaşlar. Hemen burada diyelim ki show end, yani son noktayı gösterdi bize. Bu arada şunu söylemek istiyorum. Bir Blend uygulamasında başlangıç noktası her zaman en alt katmandaki objedir arkadaşlar. Hemen bunu çoğaltıyorum, size tekrar göstereceğim. Şu anda en alt katmandaki objemiz bu. Burada da bu objemizi, yani son objemizi, üst katmandaki objemizi en alta alalım. Şimdi diyelim ki bize son noktamızı göster. Gördüğünüz gibi son noktamız, yani bitiş noktamız, bitiş objemiz artık kare oldu. Üst katmandaki obje her zaman son nokta, alt katmandaki obje her zaman ilk nokta arkadaşlar. Bunu tekrar siliyorum. Diğer bir editör uygulaması Pet, yani bununla herhangi bir yol göstererek Blend uygulamasını gayet güzel biçimde yapabilirsiniz. Biraz daha ovallik verebiliriz arkadaşlar. Evet. Sayıyı yükseltelim. 25 yapalım. Hatta 30 yapalım arkadaşlar. Şöyle. Giriyoruz, new pet diyoruz. Yolumuzu gösteriyoruz ve gördüğünüz gibi arkadaşlar, objelerin tamamını o yola merkezleyerek yerleştiriyor. Bu arada çizgimize tam olarak yerleştirmek istersek Blend Along Full Pet diyoruz arkadaşlar ve tüm Blend uygulamasını çizgiye tam olarak yerleştiriyor. Daha sonra çizgiyi görünmez hale getirebiliyoruz. Tabii bu arada şunu söylemek istiyorum. Çizgi üzerinde yaptığınız her türlü değişiklik Blend'inizin şeklini de gördüğünüz gibi değiştirecektir arkadaşlar. Blend uygulaması bu kadar, ama daha iyi anlamanız açısından hemen bir uygulama yapalım isterseniz. Ne yapabiliriz? Cumhurbaşkanlığı Force'u yapalım beraberce. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanlığı Force'unda 16 tane yıldız var. Hemen bir yıldız yapalım. Bir tane daha yapıyoruz. Blend diyoruz. Geldik. Bunu sarı yapalım. Zeminimizi turuncu yapalım. Kontürleri atalım. Bunu küçültelim arkadaşlar. Oldukça. Küçük bir obje yaratacağız. İlk objeye geldik. Ortala dedik. Aradakileri 15 yaparsak sanıyorum oldukça güzel bir yıldız elde etmiş olacağız. İsterseniz şunu az büyütelim. Evet. Evet arkadaşlar. Bunu artık break apart yapmamız lazım. Kontrol grup diyelim. Tabii matbaaya gönderirken de break apart yapmanız kesinlikle gerekiyor arkadaşlar.
Cumhurbaşkanlığı forsunda kaç tane yıldız var? 16 yıldız var. Şimdi 16 tane yıldız yapacağız. Gördüğünüz gibi bir grupta da Bülent çalışıyor, gruplu objelerde. 16 yıldız yapabilmek için baş ve sonra çıkarırsak 14 dersek tam bir 16 adet yıldızımız olmuş olacak arkadaşlar. Bunları biraz ufaltalım. Şöyle. Evet. Bir daire çizelim. 80 olsun arkadaşlar. Şöyle. Artık yapacağımız işlem yıldızlara yeni yolu gösterip oraya döşenmelerini sağlamak arkadaşlar. Bu arada bu hangi objemizdir? Hemen bakalım. Show end'i göster. Yani pardon, son noktayı göster. Gördüğünüz gibi son nokta bu. İlk noktamız, başlangıç objemiz de bu arkadaşlar. Önce diyoruz ki tam yerleştir. Tam yerleştirdi. Son noktamız, başlangıç noktamız. Rotate obje diyoruz. Gördüğünüz gibi ilk en tepedeki yıldızın sivri ucu dışarı, bacakları içeri doğru, merkeze doğru. Hepsinin böyle olmasını istiyoruz. Merkeze doğru döndürüyorum. Ve diğerleri de gördüğünüz gibi dönüyor. Biraz daha ufaltalım. Evet. Şimdi gelelim zeminimize arkadaşlar. Bunu biraz, evet. Önce ayıralım. Break apart yapmamız lazım ki çizgiyi bundan ayırabilelim arkadaşlar. Evet, ayırdık. Şunu silelim. Yanlışlıkla duplicate yaptık. Şimdi zeminimiz kırmızı olacak. Fakat kenar kısmı biraz daha koyu kırmızı olsun istiyorum. 30 diyelim. Bu tam bir kırmızı yaratalım. Kontürleri atalım. Blend. Evet. 15 dersek oldukça yumuşak bir arka plana gönderelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar oldukça güzel bir uygulama oldu. Ben bir şey daha göstermek istiyorum. Bu da oldu. Bu da oldu. Biraz daha yanaştırırsak daha güzel bir ovallik vermiş olacağız. Evet, biliyorsunuz Cumhurbaşkanlığı Force'umuzda 16 ışınlı bir güneşimiz var. 8 tanesi ince ışın, 8 tanesi de kalın ışından ibaret. Hemen o ışınları yapalım. 4. Bunun için yaklaşalım. Merkezimizi baz alacağız. Yine Corel 16'nın yeniliklerinden bir uygulamayı tıklıyorum. Biraz inceltelim. ...68 çok uygun oldu arkadaşlar. Bunu turuncu yapalım. Bunu da yine sarı yapalım. Kontürleri atalım arkadaşlar. Artık şuna gerek yok, ihtiyacımız yok. Blend uygulamamızı yapacağız. İster bundan, ister öbüründen, hangisinden tutarsanız 20 yaparsak oldukça güzel bir yıldız elde etmiş olacağız. Bundan biliyorsunuz bir tane daha var arkadaşlar. Hemen bir 45 derecelik açıyla bir tane daha üretelim. Bunu üste çıkaracağız. Üste alalım. Şimdi de ince ışınları, güneş ışınlarını yapalım arkadaşlar. Bunun için biliyorsunuz en baştan başlayıp 8 köşeli bir yıldız da yapabilirsiniz.
Bunun için şunu da yapabiliriz. Ben bunu tercih ediyorum genelde. Aradakileri düşürelim ki ben göstermek istiyorum size. 8 diyelim. Bakın ortadakini de 8 yapalım. Evet. Aradaki biraz inceltelim arkadaşlar. 79, 80 çok uygun oldu. Bunu da 80 yapalım. Aradaki sayıyı artıralım. 15 yapalım. Gayet şık oldu. Şimdi bunu 22,5 derecelik bir açıyla döndüreceğiz. Önce break apart yapmamız lazım. Ve sonra da gruplamamız lazım arkadaşlar. Grup diyelim. 22,5 derece döndürdük. Alacağız bunu. Orta noktamıza koyacağız arkadaşlar. Evet. Bu ince ışınlar ortada olacak. En üstteki bu gördüğünüz gibi. Bu arada bunu küçültmem gerekiyor. Evet. Sadece Blend uygulamasıyla gördüğünüz gibi arkadaşlar oldukça çabuk ve hızlı bir şekilde bir cumhurbaşkanlığı force yaptık. Umarım Blend uygulamasıyla çok daha uygun ve çok daha güzel çalışmalar yaparsınız. Bu dersimiz bu kadar. İyi günler.